Enerji, enerji, azıcık da sinerji. Selam Limur severler, yeni bir Beyblade videosundayız ve bu bölümde konumuz uçan kaçan Beyblade'ler. Geçen ay Eskişehir'e gitmiştim, orada Anlos bana bu garip pisti ve şuradaki çok değişik Beyblade'leri hediye etti. Beyblade'ler var. Bunlar sana hediye bunlar. Ha, evet. Bu Beyblade'lerden açıkçası ilk defa gördüm ben. Çok değişikler. Böyle bayağı iri yarılar. Hani öteki Beyblade'lere göre ve altlarında böyle çok değişik başlıklar var. Böyle çeşit çeşit desen ne ararsan. Mesela bak bu yana doğru kayıyor. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama yana kayabiliyor böyle. Merkezi kaçıyor, bir şeyler oluyor. Sonra burada böyle bir model var. Bunun altındaki böyle ipe takılabiliyor. İpin üstünde savaşıyorlar falan, böyle çok değişik. Daha havalısı manyetik altlıklı olanlar var. Şunların bu kısmı mıknatıslı ve bu mıknatıslarla şuradaki garip piste attığınız zaman bunu buradan dönüyormuş, buraya yakalanıyormuş, buradan böyle uçarak sahanın içine giriyormuş. Şimdi deneyeceğiz bunların hepsini, neler yapabiliyor birlikte keşfedeceğiz ve şu tarafta da Çin'den almış olduğum yeni Beyblade'ler var. Çünkü bir önceki bölümü hatırlayanlarınız varsa elimizde hiç Beyblade kalmamıştı. Aynısını almışsın. Bak bunu hatırlıyorum. Hayır bak şimdi. Bak şimdi normal El Drago ve siyah El Drago'dan tekrar aldım. Çünkü bunlar yok edilmemeliydi. Senin yüzünden yok oldu bunlar. Ezeli düşman bunlar. Bilmiyorsun. Öyleler, şey. Öyleler. Kardeş bunlar, birbirlerine düşmüşler. Sonra şu model var, bu var. Beni kazıklamışlar. Bunların ikisi aynı. Rengi değişik. Şu var, bayağı havalı gözüküyordu ama çok hafif. Sadece şu kısmı metal, o yüzden ben bunun çok dandik bir şey çıkacağını düşünüyorum. Şu hayallerimi yıkan bir model oldu. Çünkü benim çocukluğumdaki Beyblade'ler bunlarla aynıydı. Yani şöyle şu kısımdaki başlıklar falan değişiyordu. Bunlar Beyblade'in ruhuydu falan böyle filan feş mekan. Ama bu bildiğiniz şu dandik, en sevmediğim Beyblade türündenmiş. Sonra bu var, bu var, bu var. Hatta şöyle bir şey denk geldi. Benim yeni aldığım Beyblade'lerden bir tanesinden de Cantu'da varmış. Bakın acayip benziyor. Ya bunun dışı soyulmuş ya da farklı modeller, bilmiyorum. Ama bu çok daha kaliteli duruyor. Yani şöyle altına falan baktığınız zaman bayağı bir farkı var. Ve yine nitro yakıtımız var. Çünkü uçarak sahaya giren bir Beyblade'de nitro yakıt ne tepki verecek onu merak ediyorum. Şu an bahçedeyiz. Bahçede olduğumuz için çok daha rahat olacağım. Ve sadece buradan uçurmayı değil yukarıdan falan da atmayı deneyeceğim. Güvenlik önlemi olarak da bahçe hortumumuz var. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar hortum takılı değil. Sakın evde denemeyin. Bu videoda tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Gerekirse tulumba da var oğlum. Sular kesilirse. Onu bile düşündük. Bakın tulumba bile var. Ya. Evet. Evet. Harun Bey hangisinden başlayalım? Hangisini merak ediyorsun? İpi. İp çok ekstrem geldi bana şahsen. Ben de olabilecek mi bilmiyorum. Bakın yani bir tane şunun üstünde ipte duruyormuş. Şöyle... Bilmiyorum nasıl olacak. Bu daha mantıklı. Bunda çünkü kanca var. Bu kancayı buraya tutturabiliriz. Hangisini denemek istiyorsun? Jongler olanı mı, kancalı olanı mı? Ben zaten küçükken jonglörlük eğitimi aldım. İnandık şu an. Evet, hazır mısın? Evet. Benim Beyblade'imin adı Sarıhan. Gayet sarı bir Beyblade olduğu için bunun adı Sarıhan. Benimki de Texas arkadaşlar. Çünkü yeşil. Hadi bakalım. 3, 2, 1... Atlayayım mı lan? Şu an ne tepki vereceğimi bilemiyorum. Tek yedim bildiğim. Doğru. Doğru bir karar. İpin üstünde savaşmaları çok eğlenceliymiş. Evet. Şimdi şu ağır olanlarla Çin'in kralını yarıştıralım. Şu da kral. Bak şu üçünden biri. Hatta bence en ağırı bu ama. Neye göre kral? Kime göre kral? Önceki bölümlerde çok kazandı çünkü onlar. Evet, bu seferki Beyblade'imin adı Cici Kuş. Bir tepki verir misin? Oha! Buna nasıl karşı koyarım bilemiyorum. Nedense papağana benzettim. Bunun adı Cici Kuş. Bunun adı arkadaşlar El Drago. Ben koydum ismini. Şimdi yok edeceğim abimi. Bir de buna uzun fırlatıcı taktım bir de. Azıcık hile mi yapıyorum ben ya? Azıcık mı? Bitirdim oğlum seni. Hadi bakalım. Tüm gücünle. 3, 2, 1. Oha oha. Ama şu aradaki farka baksana lan, iki katı.
Oha! Hiçbir şey olmadı. Olduğu gibi devam ediyor. Biz uçmaya geçelim. Adam akıllı bir kere eşit maç yapalım. Var mısın? Büyüklerle mi küçükler? Büyüklerle, bunlarla. Tamam hadi. Yeni Beyblade'imin adı Civciv. 3, 2, 1. Oğlum çok fena çarpışıyorlar. Net kazanacağım. Ya yat yere işte, uzatma be. Tamamen yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yoksa bu daha güçlü. Easy. Tamam. Bak aynı Beyblade. Ama yenilen pehlivan gerçekten güreşe doymuyor ya. Alçak atlık. Hadi bak bu sefer alçaktayım. İkimiz de aynı alçaklıktayız. Alçağız ikimiz de. 3, 2, 1. Net kazanacağım. Şu an kazanmamın şerefine nitro yakıt içeceğim. 15 minutes later. Ya azıcık ya, azıcık yere değse sürse bitti ya. Hayır. 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 Ya yere sürt işte. Hayır. 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 Hadi, 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 hadi. Hayır. Ya düzeltti ya, geri zekalı babula da. Civciv, cici kuşa kaybedemezsin. Hadi. Bir şey değil mi? Bir an kaybedeceğim sandım, biliyor musun? Ya, abi düzeltmese kaybetmiştin ya. Hadi uçan Beyblade. Şimdi bak bunun içine atıyoruz. Bunun içinden mıknatıs yapışıp bunun içine gidiyor. Muş. 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 Başka... Deniyorum bir. Dene. Hadi civciv. Bak civcivle olacak. Civcive manyetik atlık taktım. Ha. Kesin olacak. Net. Çok iyiydi be! Neredeyse oluyordu. Bak bunu böyle takıyorsun. Çok değişik bunlar. Şöyle düz şekilde çevirirsen metalden çıkıyor. Bastırarak çevirirsen alttaki çıkıyor. Böyle bayağı garip bir şey yapmışlar. Ben de bir cici kuşumla tekrar bir deneme yapayım. Civcivi de bu, pardon. Hadi, hadi be! Biz bunu yapana kadar büyük ihtimal kıracağız ama Cantu yapabiliyormuş. Bizim de yapabilmemiz lazım. Yamuk düştüğü zaman dengesini kaybediyor. Dümdüz düşmesi lazım. Bir daha deniyorum. Hadi! Hadi! Sonunda başardım. Ya ama çok iyiydi vallahi. Bak şimdi izle, öğren abinden. Ah! Bence yine başarılı sayılır. Orada durması bile önemli bir şey. Hep zaten böyle. Hiç yapamadın, yarısına bile gelemedin. Dur bakayım, senin Beyblade'le deneyeceğim. Sıkıntı. Sıkıntı tamamen sende. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben buradan atayım. Sen de git sandalye, merdiven bir şey al, yukarıdan at. İkisi de uçsun. Sırf üzülme diye. Hazır mısın? 3, 2, 1. Oha! Oha! Bir şey diyeceğim de bu yaptığın hiç ekstremdi lan bildiğin. Şöyle bir şey yapacağız. İlk sen atıyorsun, sonra ben atıyorum. Oha! O niye o kadar çok sekte altında bir şey koymuşsun? Hayır koymadım. Koymuşsun. Koymadım. Lan havlu koymuşsun. Sekiyor, gördün mü sekişini? Niye sekiyor biliyor musun? Neden? Ha. Bakın burası böyle bunun gömmeli. Oğlum bayağı sekiyor. Demek ki işe yarıyormuş. Hadi bakalım bu sefer başaracaksın. İnanıyorum. Sen atıyorsun önce, ben sonra üç, atacağım. 2, 1... Kazandın mı kaybettin mi? Ben kaçırdım. Kazandın herhalde. Hadi son kez. Tamam. Bu sefer yaparsın bence. Yapacağım, inanıyorum. Bak benim yaptığım daha zor bir şey, ben sürekli yapıyorum. Konuşma hadi, hadi. 3, 2, 1. Evet, başardım. Bu sefer de ben yapamadım. Çabuk, 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 çabuk. Hadi.
Oldu ama çok şey oldu. Hadi bakalım. Alacak bence benimki. Berabere. Bu ne ya? Bu ne? Hepsini yakalım. Burn them all. Tadaa. Bak şimdi. Nitroyu döküyoruz. Bununla mı atıyoruz yoksa? Bununla atıp nitronun içine giriyoruz. Güvenlik önlemi olarak hortumumuz da var. O yüzden hiç sıkıntı olmaz evet. Bence. Döküyorum. Dök. Bir de bunlar büyük dur, ya. Dur ne yaptın? Bunlar büyük ya bir de. Hafif bana gerildim. Şunu yakar. Bu çünkü çok büyük. Ötekiler gibi değil bunlar. Evet. Vah, hiç gözükmüyor alevi lan. Evet, şu an gün ışığında çok az bir alev gözüküyor. Bak şu an gözükmediğine bakmayın, içine düştüğü anda olaylar değişecek. Yapayım mı öyle bir şey? Yap. Atıyorum. Etrafında bir şey dönüyor bunun. Evet. Oha. Oha, harbiden oha. Haline bak. Ne olmuş buna? Kanat çıkmış lan bildiğin. Evrim geçirdi, level atladı. Ya güvenlik önlemi olarak bahçe ortamımız var, sıkıntı yok da. Ama ben buradan gitsin istiyordum ya. Hadi bir daha deniyorum bakalım ne olacak. Eğer girmezse 3 tane çim malını yakarım. Tamam. Bu sefer oluyor. Geliyor. O 6 kötü onun. Ya! Of! Hadi sözünden şey yapma. Gitmiş bir de en güzel Beyblade'imi koymuş buraya. Ya ne oluyor? Nasıl ayarladın oğlum bunları? Atayım mı bununla? At lan at. Böyleyken? At. Seçemedim hangisini ziyan edeyim. Kaynıyorlar lan bildiğin. Tamam bitti. Win. Videoya başlarken ben böyle uçan Beyblade'ler, havadan böyle fırlayarak gelen alevin içinden böyle etrafa saçan şeyler falan düşünmüştüm. Oha, bildiğin yok oluyor şu an. Şu an düşündüğüm hiçbir şey olmasa da şu an önümdeki görüntü birazcık hoşuma gidiyor. Evet. Biraz hoş. Neyse, aklımda iki tane daha güzel Beyblade fikri var. Ötekilerde başarılı olacağımı düşünüyorum. Daha fazla Beyblade videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımda anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.